Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu VM Medikal Park Hastanesi uzman diyetisyen Sayın Burcu Adı. Kendisiyle bugün ağız ve diş sağlığında beslenmenin önemi üzerine konuşacağız. Sorularınız için bize saglikat@aztv.com.tr adresine mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyorum ve konuğuma dönmek istiyorum. Burcu Hanım, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Beslenme ve diş sağlığı, ağız ve diş sağlığı dedik. Öncelikle beslenmenin ağız ve diş sağlığı ile ilişkisini ben öğrenmek istiyorum sizden. Yaşamımızın devamı için beslenme ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor ve bunun için ağız aslında ilk durak. Sindirim sistemi ağızda başlıyor. Besinlerin ilk durağı ağız olduğu için burada çok büyük önemi var. Ayrıca bunun dışında dişlerle, çiğnemeyle ilk mekanik sindirim ağızda gerçekleşiyor. Ve bazı besinlerin kimyasal sindirimi de ağızda gerçekleşerek burada bir sindirim olayı var. Aynı zamanda farklı bir yönden bakacak olursak bazı hastalık belirtileri, besin yetersizlikleri, vitamin eksiklikleri de ağızda belirtiler verebiliyor. Bunlar ağız yaraları, diş eti kanamaları gibi sorunlar veya diş çürükleri, diş kayıpları gibi sorunlar olabiliyor. Bu yüzden ağız ve diş sağlığında beslenme aslında çok önemli bir yere sahip. Şimdi diş çürükleri dediniz, hemen ben oradan konuya devam etmek istiyorum. Özellikle ağız sağlığı denince aklımıza ilk diş çürükleri geliyor. Evet. Ama diş çürüğü neden oluşur? Yediğimiz ve içtiklerimizle diş çürüğünün ilişkisi nedir? Diş çürüklerinin tek bir sebebi yoktur. Beslenme tek sebep olarak gösterilemez. Kişinin genetik faktörleri, ırkı, diş yapısı, kalsiyum depolarının etkisi vardır diş çürüklerinde. Hı hı. Aynı zamanda ağızdaki bakterilerin diş yüzeyinde buldukları çatlaklara yerleşerek çürükler oluştururlar. Beslenme buna sadece bir etken faktör diyebiliriz. Besinler dişlerimizde artık olarak kaldıkları zaman o bakterilere enerji kaynağı olurlar ve çürüklerin ilerlemesine sebep olurlar. Besinlerin katkısı evet, bu burada şekilde. Burada o zaman hemen şunu sormak istiyorum. Ben şimdi hangi besinler bunlar? Özellikle çürüklere sebep olanlar. Daha çok karbonhidrat türü besinler çürüklere sebep olur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şeker ve şeker içeren besinler, bunu hepimiz biliriz zaten. Şeker yersek çürük oluşur deriz. Çünkü karbonhidratların ilk sindirimi ağızda başladığı için burada bir monomerlerine ayrılma aktivitesi var ve bu besin ürünlerini, ayrılan sindirim ürünlerini bakteriler kullanarak asit oluştururlar ve bu asit de diş yüzeyine zarar vererek çürüklerin başlangıcını sağlar. Bu yüzden karbonhidratları tüketirken doğru kaynaklardan tüketmemiz gerekir. Her karbonhidrat da çürüğe sebep olur diyemeyiz. Hı hı. Çünkü karbonhidratlar bizim yaşamımız için, organlarımızın enerji üretmesi için temel enerji kaynağıdır. Sadece doğru kaynaklardan almamız gerekir. Şöyle anlatabilirim, karbonhidratları diş sağlığı açısından ikiye ayırabiliriz. Bir, iyi karbonhidratlar. Bunlar istenen türlerdir. İki, kötü karbonhidratlar. Basit şeker grubudur. İyi karbonhidratlarda tam tahıl ürünleri, kepekli ürünler, buğday, meyve ve sebzelerin içeriğindeki karbonhidratlar yer alır. Kötü karbonhidratlarda ise besinin kendi doğal yapısında bulunan şekerin dışında sonradan eklenmiş şekerli yiyeceklerdir. Yani tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, hazır meyve suları, asitli içecekler gibi şeker içeren tüm kaynaklar, sonradan şeker eklenmiş tüm kaynaklar bizim diş sağlığımız için kötü karbonhidratlar olarak gruplanır. Bu genel olarak sağlıklı beslenme için de bu şekildedir zaten. Aslında şöyle bir düşünce de var halk arasında, değil mi? Aman şekerli yeme, işte çürük yapar. Sanki sadece şeker, işte ilave edilen şekermiş diş çürüklerinin sorumlusu gibi. Aslında böyle bir durum yok. Mesela konuşmuştuk geçenlerde, işte geceliğin çocuklarınız süt içti, mutlaka ağzını çalkalasın ve su içsin arkasından. Çünkü kalan o süt birikiminin bile çürük yaptığına dair. Evet. Aynı şekilde eğer sütün içine bal, pekmez, şeker ilavesi yapılıyorsa özellikle bunda kesinlikle diş fırçalaması öneriliyor yatmadan önce.
çocukların hani süt içtikten sonra ağız çalkalaması, diş fırçalaması bu noktada çok önemli. Bu her besin için geçerli. Biz mümkünse her öğünden sonra dişlerimizi fırçalayarak, fırçalamak mümkün olmuyorsa her ortamda, sadece çalkalamak bile aslında diş yüzeyinde besin artıklarının kalmasının önüne geçecektir. Bu da çürüklerden bizi koruyacaktır. Evet. Şimdi bir soru burada hemen ilave eklemek istiyorum. Halk arasında yine bir inanış var aslında. İşte sakız çiğnemenin besin olduğu için soruyorum. Yine gıda maddesi olarak kullanıldığı için soruyorum. İşte sakız çiğnemenin diş çürümesini öneriyor. Bu gerçekte doğru mu? Evet, böyle bir bilgi var. Sakız çiğnemek diş yüzeyini korur. Ancak şekerli sakızlar değil, şekersiz sakızlar bu etkiyi sağlar. Bu şu şekilde bir koruma gerçekleştirir. Sakız çiğnendikçe ağızda tükürük salınımı uyarılır. Tükürük salınımının uyarılmasıyla salgı artar. Ve tükürüğün şöyle bir yapısı vardır. Ağızdaki besin artıklarından ya da bakterilerin ürettiği asitlerden bizi korur. Tükürük ağız ortamının nötr pH'a getirdiği için burada çürüklerden bize bir tampon görevi görerek diş yüzeyini sararak bizi çürüklere karşı korur. Yani aracı bir aslında yardımcı madde. Evet. Ancak sakız da uzun süre çiğnenmesi önerilmez. Çünkü 10 ila 20 dakika arasında çiğnemek yeterlidir ama daha fazla çiğnendiği zaman çene kas bozuklukları, çene eklem bozuklukları veya bağımlılık riskine kadar götürebilir durumu. Bir hani sakız çiğnediğiniz zaman yemeklerden 5 dakika sonra alınabilir. Ve 20 dakika sonra en fazla atılması gerekir. Daha fazlasını önermiyoruz. Evet. Yine önemli konulardan birine aslında geçmek istiyorum. Çocuklardaki çürükler, özellikle biberon kullanan bebekler ve çocuklardaki çürük oluşumu. Evet. Nasıl bir ilişki var aralarında? Şöyle, aslında biberon kullanan her bebekte çürük olur, her çocukta çürük olur anlamına gelmiyor bu. Sadece biberonla uyuyan, ağzında hala biberonu tutan ve biberonun içinde bir sıvı varsa, besin varsa bu besinler ağızda kalarak çürüklere yol açıyor. Aynı şekilde biberonun içinde şekerli ürünler, karbonhidratlı bir gıda varsa da çürüklere daha uygun ortamı hazırlamış oluyor. Bu yüzden şöyle bir öneride bulunabiliriz. Bebeklerin biberonları uyuduktan sonra mutlaka ağızlarından alınmalı. İçinde bir sıvı varken ağızlarında kalmamalı. Bu hem aspirasyon riski de sağlıyor, riskine de sebep oluyor. Yani sonuçta nefes borusuna kaçabilir. Aynı zamanda dişleri de riske atıyor. Ve bir inanış da vardır bizim halkımızda: emzik bala batırılıp bebeğe verilir ya da işte şekere pekmeze batırılıp bebeğe verilir. Bu da aslında çok doğru değil. O bebeklerin daha yeni çıkan süt dişlerinde bile çürüklere sebep olabiliyoruz. Bunun da yapılmaması gerekir. Bu bilgiyi de özellikle eklemiş olduk. Yine çürüklerden korunmak için diyeceğim, beslenmemizde nelere dikkat edelim, neleri hayatımıza alalım, nelerden uzak duralım? Şöyle, karbonhidrat gruplarını biraz önce saymıştık. Burada tam tahıl ürünlerini, kompleks karbonhidratları tercih ederek dişlerimizi bir nebze şekerden korumuş oluruz. Nelerdir bunlar? Tam tahıl ürünleri, bulgur, kuru bakliyatlar, yulaflı, çavdarlı, tahıl, kahvaltılık gevrekleri, ama bunların sade olanlarını genelde öneriyoruz. Çünkü meyveli veya çikolatalı olanlarında şeker ilavesi olabiliyor. Bu yüzden onlara da hani çürük açısından dikkat etmek gerekiyor. Makarna da, kepekli makarna da bu gruba girer. İstenen karbonhidratlardır bunlar. Bizim sağlığımızı daha koruyucu yöndedir. Lif oranı yüksektir. Çiğneme aşaması biraz daha fazladır. Diş yüzeyinde biraz daha işlem gerçekleştiği için çok fazla artık bırakmazlar. İstenmeyen karbonhidratlardan uzak durmamız gerekir. Bunlar daha çok diş yüzeyine yapışan çikolatalar, karamelli besinler, şekerlemeler, bal, reçel, marmelat gibi besinler, bazı kuru meyveler, bazı taze meyveler yumuşakken bile diş yüzeyinde kaldığı zaman çürüklere sebep olabiliyorlar. Bunları tüketmemeyi yoluna gitmektense daha seyrek tüketmek ya da tükettikten sonra mutlaka ağız temizliği yapmak gerekmektedir. Bu sayede çürüklere karşı korumuş oluruz kendimizi.
Bir de sert besinlerin ısırılarak tüketilmesini önereceğim ben. Yani bu tabii ki ceviz, fındık gibi sert kabuklu besinler değil, havuç gibi, elma, armut gibi meyveler ve sebzeleri ısırarak yemek, diş yüzeyinde doğal bir sürtünmeyle süpürme işlemi gerçekleştireceği için besin artıklarından arındırır, dişlerin sağlamlığını arttırır ve hani lif alımını da arttırır aynı zamanda. Bu yüzden ısırılarak yemek bu tarz besinleri dişlerimiz için faydalıdır. Onun dışında kalsiyum tüketiminin desteklenmesi gerekir. Evet, şimdi onu çürüklerden soracağım. Korunmak özellikle için. Çünkü süt peynir deriz ya. Kalsiyum tüketimi desteklenmelidir. Süt ve süt ürünleri mutlaka günlük ihtiyacımız kadar tüketilmelidir. Bu ihtiyaç ortalama bir insan için 2 ya da 3 su bardağı süt veya yoğurt şeklinde karşılanabilir. Ancak küçük çocuklarda, büyüme çağındaki, ergenlik çağındaki gençlerde veya gebe ve emziren annelerimizde bu durum artacaktır. Gereksinimler artacaktır. İhtiyaçlarını ona göre karşılamamız gerekir. Evet. Onun dışında diş çürüklerine karşı korunmak için su içmek de çok önemli aslında. Çünkü su içmediğimiz zaman ağız kuruluğu meydana geliyor ve kuru bir ağız bakterilerin gelişmesi için çok daha uygun ortam hazırlıyor. Ağız kuruduğu zaman asit ortamı artabiliyor. Tükürük salınımı sağlanmadığı zaman tükürüğün dişleri koruyucu etkisi ortadan kalkıyor. Bu yüzden günde en az 10-12 bardak su içilmesini tavsiye ediyoruz. Bu genel sağlık kuralıdır zaten. Yaşamımızın devamı için önemli ama dişlerimiz için de ayrı bir öneme sahip. Ve çocuklara şekerli süt, meyveli aromalı sütler yerine sade süt veya yağsız sütlerin verilmesi, aromalı yoğurtlar yerine sade yoğurdun verilmesi ya da meyvenin sonradan eklenmesi tavsiye edilebilir. Hazır yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar veya şeker ilavesi bulunan ürünlerin çok tüketimi de ve bunların ağızda kalma süresi de aynı şekilde diş çürüklerine sebep olabilmektedir. Evet. Şimdi flor konusuna gelmek istiyorum. Özellikle florun diş çürüklerinde koruyucu olduğunu biliyoruz. Evet. Ve bu floru biz beslenme olarak hangi gıdalardan temin edebiliriz? Örneğin içme sularımızda yeteri miktarda flor var mı? Böyle bir araştırma yapılıyor mu? Bunu da öğrenmek istiyorum aslında. Şöyle, flor diş yüzeyine ve dişin iç katmanlarına yerleşerek dişin sağlamlığını artırıyor ve çürüklere karşı koruyucu bir etki gösteriyor. Florun en doğal kaynağı sudur, içme suyudur. Doğal olarak içme sularımızda bulunur ve dışarıdan ekstra almamıza gerek kalmaz. Ancak bazı ülkelerde içme sularında yetersiz bulunmaktadır. Bunlara da devlet tarafından zaten içme sularına flor eklemesi yapılmaktadır. Bizim ülkemizde de içme sularının flor düzeyi uygundur. Herhangi bir problem yoktur bu konuda, eksiklik yoktur. Ancak çok büyük eksiklik olduğu zaman bazen diş hekimleri flor preparatları, flor jelleri veya flor gargaraları önerebilmektedir. Bunlar diş yüzeyine uygulanır ve dişlerin güçlenmesi, çürüklerden korunması sağlanır. Ancak kullanımı biraz tehlikeli olabilir, bilinçsiz kullanımı. Çünkü o yüzden, aşırı kullanımda evet, da kanserojen etkisi var, zehirlenme etkisi var. O yüzden mutlaka diş hekimi tavsiyesi üzerine diş hekimi kontrolünde kullanılması önerilir. Besinlerden de floru şöyle sağlayabiliriz. Çayda flor bulunur. İçtiğimiz çaylarda flor bulunur. Şimdi direkt aklıma başka bir soru geldi ama o konuya geleceğiz. Buyurun. Bu şekilde flor içme sularından sağlayamıyorsak içtiğimiz çaylardan veya deniz ürünlerinden de karşılayabiliyoruz aslında. Deniz ürünleri derken? Balık. Ve hani denizden çıkan her türlü besin kaynağı türlü diyebiliriz. Besin kaynağı. Evet. Evet. Şimdi çay dedik ve florun daha çok çayda bulundu. Ama bir taraftan da çayı içtiğimiz zaman işte diş yüzeyinde hani sararma yaptı, evet, ki bunu görüyoruz da. Bu ilişkiyi nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Çay florun tek kaynağı değil. Dediğim gibi doğal olarak içme sularında bulunduğu için ekstradan floru tamamlamak için sürekli bir çay içmene gerek yoktur. Çayda hani çok sık tüketim önemli. Sararma yapma konusunda. Onun dışında siyah çay yerine bitki çayları, yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çayları da tercih edilebilir. Bu da bize gereken floru sağlayacaktır. Gün içerisinde tüketim sıklığı azaltılabilir. Onun dışında sadece çay değil, aslında kahve, alkollü içecekler, asitli içecekler, meşrubatlar ve sigara da sararmaya yol açıyor. Aslında bunların kesilmesi, bunların hayatımızdan çıkarılması sararmanın önüne geçecektir. Özellikle sigara kalıcı sararmalara yol açtığı için dönüşü biraz daha zordur. Ne kadar beyazlatıcı uygulasak da hani geri dönüşünü alamayabiliyoruz maalesef.
Bu yüzden de hani sararmanın önüne geçmek için sadece çayı tüketmeyi bırakmak değil, hani sıklığını azaltmak, daha açık çay tercih etmek, bitki çayları tercih etmek bir yöntem olabilir. Evet. Bu arada ben ekranları başına yeni geçen izleyicilerimizle tekrar paylaşmak istiyorum. Sevgili AS TV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu VM Medical Park Hastanesi uzman diyetisyen Sayın Burcu Adam. Kendisiyle ağız ve diş sağlığı ve beslenme üzerine konuşuyoruz. Evet, şimdi bir diğer soruma geçmek istiyorum. Ben diş eti hastalıklarında önemli bir sağlık problemi, yine aynı şekilde beslenmenin bu noktadaki önemi. Evet, ağız çünkü ve sadece diş hani sağlığında... ağız ve diş sağlığı deyince bazen direkt aklımıza işte sadece çürükler dişlerimiz geliyor, çürükler evet. geliyor ama evet. diş eti de aynı zamanda ki önemli bir noktada da kesinlikle. Aslında ağız sağlığında ve bütün beden sağlığımızda önemi var. Evet, ağız sağlığındaki diş eti hastalıkları, diş eti kanamaları, diş eti çekilmeleri, vücudumuzda besin yetersizliklerinin sinyali olabilir. Farklı hastalıkların ağızda gösterdiği belirtiler olabilir. Anemi türü hastalıkların belirtileri olabilir. Bu yüzden bizim için ağız sağlığı, diş eti hastalıkları çok önemli. Bu noktada dengeli beslenmek, bağışıklık sistemimize güçlendirmek, yeterli vitamin mineral alımını sağlamak bizi kurtaracaktır. Ağız yaralarından, diş eti kanamalarından önüne geçebilmek için yeterli ve dengeli beslenmeyi ben öneriyorum. Bunun dışında diyabet hastaları, skorbut hastaları da diş eti konusunda riskli gruptadır. Diyabet hastalarının kanama riski diğer hastalara göre, diğer bireylere göre biraz daha yüksektir. Enfeksiyon riski biraz daha yüksektir. Bu da ağız yaralarına, diş çürüklerine, ağız içi problemlere yol açabiliyor. Bu hastalarımızda düzenli şeker takibi, düzenli beslenme ve diş hekimi takibiyle ağız bakımının yapılması önerilmektedir. Ve bunun dışında aslında bazı hastalıkların, özellikle baş boyun kanseri olan hastalarımızda verilen kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemleri sonrasında ağız yaraları ciddi problemlere yol açabiliyor. Hastaların beslenmesi durma noktasına kadar gelebiliyor. Bu tür özel hastalarında kesinlikle birebir daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu noktada hem hekimi, hem diyetisyeni, hem diş hekiminin çalışmasıyla beraber uygun ağız bakımı ve uygun beslenme yöntemi özellikle takip edilmelidir diyorum. O zaman hemen sormak istiyorum, eklemek istiyorum. Hangi vitaminler, yani hangi besinleri evet. almalıyız ki özellikle diş eti sağlığımızı daha iyi koruyabilelim? Şöyle, ağız sağlığında pek çok vitamin ve mineral bizim için önemli. Ancak hani bazıları biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendiren vitaminler, dişin yapısında bulunan mineraller bu anlamda biraz daha dikkat çekiyor. A vitamini mesela ağız kuruluğunu önler, tükürük salınımının devamlılığını sağlayarak dişlere ve ağız mukozasını korur. A vitamini eksikliğinde ağız mukozasında eksiklikler oluşarak damakta, çenede, yanakta, iç yanakta yaralanmalar meydana gelebiliyor, kurumalar ve çatlamalar sonucu. Bunlar da istenmeyen sağlık problemlerine ve kanamalara yol açabiliyor, enfeksiyonlara yol açabiliyor. O yüzden A vitaminini de destekli bir şekilde almamız gerekiyor günlük ihtiyacımız kadar. A vitamini nelerde bulunur dersek, en çok yeşil yapraklı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, maydanoz, roka, nane, bu tarz otlar ve sebzelerimizde bulunur. Yeşil biberde bulunur ve daha çok biraz da sarı, turuncu meyvelerde bulunur. Her ikisinde bulunan içeriği biraz farklı ama mutlaka her birinin tüketilmesi gerekir. Yani havuç olabilir, kayısı olabilir, portakal olabilir, domates olabilir. A vitamini için bunlar zengin kaynaklardır. Onun dışında D vitamini önemli bir vitamin bizim için. Aslında doğal olarak güneşten aldığımız bir vitamin. Bu kadar uygun, bu kadar kolay ulaşılabilir bir vitamin daha yok. O yüzden hani mutlaka güneşe çıkılmasını tavsiye ediyoruz günün özellikle belli saatlerinde. Özellikle bebeklerimizin, evet, özellikle gelişimi, büyüme çağındaki çocukların kemik gelişimi için çok önemli. Çünkü D vitamini kalsiyumun emilimini sağlıyor. Kemiklere geçişini ve kemiklerde, dişlerde kullanılmasını sağlıyor. Bu yüzden de D vitamini yönünden zengin olan, güneşlenebilen ülkemizde hani bunu kullanmamız gerekir. Günün 15-20 dakikasında
belli saatlerde hani güneş açısının çok aşırı dik gelmediği ama çok da eğik olmadığı, mesela öğleye doğru 10-11 saatleri arasında güneşlenmek D vitamini, günlük D vitamini ihtiyacımızı karşılamak kaç için dakika yeterli. 15-20 dakika yeterli. Kolların açık olması, bacakların dizden aşağının güneşe direkt temas etmesi önemli bu noktada. Camın arkasında kaldığımız zaman bu D vitamininden yani biz faydalanamıyoruz. Olmuyor, evet, aynen o şekilde. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Onun dışında besin kaynağı olarak yumurta sarısında bir miktar D vitamini bulunur. Ama dediğim gibi ana kaynağı güneştir. Şimdi kalsiyum dediniz ya. Burada ben kalsiyumun dişlerimiz için öneminden bahsetmenizi istiyorum. Ve kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak için hangi gıdaları ve ne kadar tüketmeliyiz? Evet. Şöyle kalsiyum bizim vücudumuzda bulunan kemiklerin, dişlerin yapısında bulunur. Vücudumuzda bulunan belli bir miktar kalsiyum vardır. Yetişkinlerde bu 1000-1200 gram, bebeklerde, yeni doğan bebeklerde 30 gramdır. Kemik yapısı tam oluşmadığı için. Bu miktarında %99'u kemik ve dişlerimizde bulunur. Yani düşünün, kemik ve dişlerimizin sağlam olabilmesi için kalsiyum önemli bir yapı taşıdır. Bu noktada kalsiyum alımı dışarıdan alınması zorunlu olan bir mineraldir. Çünkü vücudumuz kalsiyum sentezleyemez. Bu yüzden de bizim günlük ihtiyacımız kadar süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum içeren besinleri özellikle tüketmemiz gerekir. Günlük 2-3 bardak süt, 1-2 dilim peynir tüketilmesi bu kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak için yeterlidir. Ama işte az önce de söylediğim gibi gebelik, ergenlik dönemi, emzirme dönemi gibi özel durumlarda bu durum biraz daha artacaktır. Gereksinimler artacaktır ve hani bunların ek olarak karşılanması gerekir. Gebelik dediniz, hemen gebelik konusuna girelim istiyorum. Özellikle kalsiyumun öneminden bahseder misiniz gebelikte? Gebelikte kalsiyum bir tık daha fazla önem kazanıyor açıkçası. Çünkü hem annenin ihtiyaçları karşılanacak hem yeni gelişmekte olan bebeğin ihtiyaçları karşılanacak bu süreçte. Bebeklerin dişleri anne karnında ikinci, üçüncü haftadan sonrasında oluşmaya başlıyor. Önce ince bir hat halinde oluşuyor. Daha sonra zamanla ilerledikçe, ay ilerlemesi sağlandıkça dişler yerleşmeye başlıyor çene kemiği üzerine. Bu aşamadan itibaren vücutta yeterli kalsiyumun bulunması gerekir. Hatta gebelik öncesinden de kalsiyum eklemesine başlanabilir. Bunu doğal olarak besinlerden çok rahat karşılayabiliriz. Normalde gebelik öncesinde 2-3 bardak içtiğimiz süt ve yoğurdu 3-4 bardağa çıkarmak bunun için yeterli olacaktır. Yediğimiz peynir dilimini birer dilim arttırmak bu ihtiyacı karşılamak için, aradaki farkı kapatmak için yeterli olacaktır. Burada hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi normalde hani bazı bünyeler işte süte karşı özellikle gaz yapma konusunda rahatsız olurlar. Burada işte sütün o gaz yapma sebebini ortadan kaldıracak, bilmiyorum her ne kadar doğru ama işte bazı yerlerden öğreniyoruz. İşte irmik eklenmesi gibi. Ya da sizin tavsiye edebileceğiniz ek gıdalar var mı sütün içine koyabileceğiniz? Süt eğer gaz yapıyorsa laktozsuz süt olarak tercih edilebilir. Ya da onun dışında kalsiyum ihtiyacı yoğurt, kefir, ayran gibi içeceklerden veya yoğurt gibi besinlerden karşılanabilir, peynirden karşılanabilir. Ancak süt gaz yapıyorsa, ciddi problemlere yol açıyorsa mutlaka bir gastroenteroloji hekimine danışılıp hani acaba bağırsakta bir problem mi var, midede mi emilim sıkıntısı var, bir sindirim rahatsızlığı tabii laktoz intoleransı önemli bir problem çünkü pek çok bireyde görülebiliyor. Bu insanların laktoz sindirimi problemli olduğu için, daha doğrusu laktozu sindiren enzim çalışmadığı için vücutlarında şişkinlik, farklı bağırsak problemleri gibi, hani gaz gibi, diyare veya konstipasyon gibi problemlere yol açabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için önce bir hekime danışmalı. Daha sonrasında laktozsuz sütle bu tedavi devam ettirilebilir. Sütten tamamen kopmak yerine bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz. Süte irmik eklemek veya herhangi bir besin eklemek gazı, bu bünye farkı laktoz intoleransı olan kişilerde almaz. Ama sadece sütün hani o haliyle veya soğuk içildiğinde gaz yapar bazı kişilerde, ılık içildiğinde yapmaz. Hani bu biraz vücudumuzu tanımakla alakalı ama birebir sütün gazını alan bir besin kaynağı öneremeyeceğim burada size. Kişiden kişiye göre değişiyor. Evet, o şekilde sütün içeriğini değiştirmiyoruz çünkü irmik veya herhangi bir şey eklediğimiz zaman. Belki hani sindirim aşamasında yumuşatıyoruzdur. Geçişte yalnız olmamasını sağlıyoruzdur. Bu sayede hani belki gazı alıyordur ama daha farklı herhangi bir yöntemimiz yok.
Dediğim gibi laktozsuz süt tercih edilebilir bu noktada. Evet. Şimdi gebelik öncesi, gebelik planlaması öncesinde aslında o konuyu biraz açmanızı istiyorum. Neye dikkat etsinler, ne yapsınlar ya da nasıl bir yol takip etsinler? Çünkü gebelik süresince işte çok sağlıklı ağız ve diş yapısına sahip olan bir bayan gebelik süresince o kadar kısa sürede diş çürükleri ve hatta diş kayıpları yaşıyor ki hani ya işte ben aslında normalde hiç böyle dişim çürümez diyen kişilerin gebeliğinde diş kaybettiğini biliyoruz. Evet. Burada nasıl bir yol takip etsinler? Bunun için dediğim gibi gebelik öncesinde ve hani planlanan bir gebelikse öncesinde kalsiyum takviyeleri artırılabilir. Hani bu dışarıdan ekstra bir preparat olarak alınmasına gerek yok. Doğal besinlerden, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi besinlerden karşılanabilir. Günlük tüketim miktarını 1-2 bardak artırmak bunun için yeterli olacaktır. Evet, gebelikte anne yetersiz kalsiyum alırsa kemiklerden boşalmalar meydana gelebiliyor. Çünkü bebek gelişiminde annenin kalsiyum depoları kullanmaya başlıyor. Bu da önemli bir problem. Annede ileride kemik erimesi veya dişlere yeterince kalsiyum gitmediği için diş çürümeleri, diş kayıpları oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için kalsiyum kaynaklarını süt, yoğurt, ayran, peynir, kefir gibi doğal kaynakları tüketerek kalsiyum ihtiyacımızı karşılamamız gerekir. Evet. Burcu Hanım, özellikle ben izleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Çünkü program öncesinde konuşmuştuk. Sağlıklı beslenme de dedik. Evet. Şimdi sağlıklı beslenme deyince ne anlıyoruz ve hayatımızda nasıl bir yol izlemeliyiz? Sağlıklı beslenebilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı beslenmek yaşamımızın devamı, sağlığımızın sürdürülebilir olması için en temel yapı taşıdır aslında. Bu noktada besinleri doymak için değil, vücudumuza yarar sağlaması için tüketmemiz gerekiyor. Yeterli beslenmek, vücudumuza yeterli enerjiyi almak ve dengeli beslenmek de her besin ögesinden gereksinimimiz kadar tüketmek anlamına geliyor. Besin ögelerini dengeli almak bu noktada çok önemli. Sağlıklı beslenmenin ilk adımlarından bir tanesi. Günlük olarak süt, yoğurt gibi süt grubundan, et, tavuk, balık gibi protein kaynaklarından, yumurtadan mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Ayrıca günde 2 porsiyon sebze, 3 porsiyon meyve mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Gerekli vitamin, minerali, lif kaynağını alabilmek adına. Aynı zamanda yağlar da bizim için çok gerekli besin kaynaklarıdır. Bunları da sağlıklı yağlardan tercih edebiliriz. Örneğin zeytinyağı olabilir. Çocukluk çağında tereyağı önerilebilir. Gelişme çağında önerilebilir. Onun dışında ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlarda bize faydalı yağların verilmesine hani katkı sağlayacaktır. Bunların tüketilmesi sağlıklı beslenmek için yani genel olarak her besin grubundan gereksinimimiz kadar alınması yeterli ve dengeli beslenmek anlamına geliyor. Sağlıklı beslenmenin bir diğer kuralı da bol su içmektir. Aslında bunu atlıyoruz vücudumuz için. Bunu çok fazla en önemli besin kaynaklarından bir tanesi de sudur. Hani bu grupların arasında pek sayılmaz, sıralanmaz ama vücudumuzun yapı taşıdır su. Her hücremizde, kanımızda, sinir sistemimizde, kemiklerimizde, eklemlerimizde su bulunmazsa problemler yaşayabiliriz. Bu yüzden vücut ağırlığımıza orantılı olarak su tüketimini veya sarf ettiğimiz efora doğru orantılı olarak su tüketimini arttırmamız gerekir. Eğer birey çok sıcak bir ortamda çalışıyorsa ya da çok yoğun bir temposu varsa ya da sporcuysa bu gereksinim biraz daha artacaktır. Normal bir birey için 8-10 bardak veya 10-12 bardak yeterli olsa bile diğer daha çok efor sarf eden kişilerde bu yeterli olmayabilir. O yüzden su tüketimini arttırmak gerekir. Su susamadan içilmelidir. Bu ağız kuruluğunu, susama hissini yaşamadan içilmelidir. Çünkü susadıysak zaten vücut susuz kalmaya başlamış demektir ve size sinyal veriyordur. Onu susuz bırakmadan aralarda yudum yudum bardak bardak su içmek gerekir. Bir anda 1 litreyi dikmek değil önerimiz. Gün içerisine yayarak eşit miktarlarda tüketmek vücut için daha sağlıklı olacaktır. Bu suyun kullanılması açısından çok daha yararlı olacaktır. Ya aslında en önemlisi de oydu değil mi? Evet. Yani bütün beden sağlığımız için su diyoruz ama maalesef çok önemli. Kendimi de ortaya koyuyorum. Aynı şekilde bir türlü alışkanlık haline getiremedik. Evet. Ama ne zaman ki dediğiniz gibi işte ağız kuruluğu yapıyor. Yani evet içmeliyim deyip. Evet. Ama bunun için yanımızda su taşımak büyük avantaj. Çantamızda, ofiste, masamızda, çocukların beslenme çantasında özellikle. Kesinlikle, evet. Mutlaka su bulunmalı.
bulunmalı. Onun dışında kendimize su içmeyi hatırlatacak ufak hani notlar bırakabiliriz gün içerisinde. Onun dışında her öğünden önce 2 bardak, her öğünden sonra 2 bardak gibi ya da birer bardak gibi su tüketimini kendimize hatırlatırsak yemeklerden önce ve sonrasında, bu bizim için gereken su miktarını karşılayacaktır zaten. Ve suyun hani bu sade aromasını sevmiyorsak, tadını sevmiyorsak, içemiyorum diyorsak da içine nane, limon ya da çeşitli meyveler ekleyerek de aromasını daha yumuşak, daha sevilebilir hale getirebilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir tercih. Bu sayede de su tüketimini biraz daha motive etmiş olacaksınız kendinize. Bunlar da yapılabilir. Sağlıklı kilo vermeye de aslında çok büyük etken değil mi su tüketimi? Evet, aynı şekilde kilo vermenin, yağ yakımının olabilmesi için mutlaka su tüketimi olması gerekir. Su içmediğimiz zaman metabolizmamız yavaşlar. Çünkü kullanacak yakıtı yoktur. Vücudun sindirimde çalıştıracak hani bir yakıt, bir kaynağı yoktur. Su olmadığı zaman metabolizma yavaşladığı için de kilo vermemiz yavaşlıyor maalesef. Burada suyun pH değeri ne kadar önemli peki? Burada vücudumuza uyumlu olması çok önemli. Günlük içme sularının zaten uygundur pH derecesi. Ekstradan herhangi bir karbonat eklemeleri oluyor son zamanlarda. Çünkü evet, o konuya gelecektim. Hani karbonatlı oluyor. Su içmek gibi işte eser miktarda karbonat. Bu sürekli içmek. Hale getirilmesi midenin normal pH'sını bozacağı için midede sindirim sorunlarına yol açabilir. O yüzden bunu sürekli hale getirmek yerine çok yoğun, ağır beslendiğimiz dönemler olabiliyor bazen. Özellikle bayramlar gibi bu tarz özel günlerde ağır beslenebiliyoruz. Bu dönemlerin ertesi gününde vücudu biraz arındırmak adına tercih edilir. Ama onun yerine doğal meyvelerle, doğal hani sadece normal suyla bu yapılabilir. Meyve sebze tüketimini artırarak bu sağlanabilir. Ama yine de çok ağır beslendik. Benim biraz dengelenmeye ihtiyacım var diyorsak da belki bir iki gün bu bazik suları tercih edebiliriz. Evet. Ama yani genel olarak alışkanlık haline getirilmemesi, normal suyun yerini almaması ve hayatımıza çok fazla yer kaplamamasını ben öneririm. Çünkü dışarıdan eklenen ve vücudumuzda çeşitli değişikliklere sebep olan besinler ileride sağlık problemlerine yol açabiliyorlar. Evet. Şimdi Burcu Hanım, konu başlığımız içerisinde yoktu ama ben özellikle dünyanın ve ülkemizde de sorun haline gelen obezite üzerine biraz değinmenizi istiyorum. Obeziteyi öncelikle önlemek açısından yine hayatımızda nelere önem vermeliyiz beslenme yönünden? Beslenme yönünden şöyle bir önlem alabiliriz. Hayatımızda gereksiz enerji kaynaklarını, abur cubur dediğimiz gereksiz enerji kaynaklarını bırakmamız gerekir, çıkarmamız gerekir. İşte bunlar nelerdir? Asitli şekerli içecekler, şekerli yiyecekler, beyaz unla hazırlanmış hamur işleri, sabahları kahvaltıda pek çoğumuzun tercih ettiği, aceleyle tercih ettiğimiz simit, poğaça, börek türlerini çıkarırsak, dengeli bir kahvaltı yaparsak öncelikle obeziteyi bir nevi önlemiş oluruz. Onun haricinde düzenli öğün yapmak da obezitenin önlenmesinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü gün içerisinde vücut aç kaldığı zaman bir sonraki öğünde oturduğumuzda çok daha fazla yüksek porsiyonlarda yemek yiyoruz. Bunun farkına bile varamıyoruz. Ama gün içerisinde ara öğünler yapılırsa, her öğün saatinde dengeli bir şekilde alınırsa diğer öğünlerde porsiyon kontrolü çok daha kolay olmaktadır. Yağlı, aşırı yağlı besinleri, kızartma kavurma şeklinde pişirilmiş, yağ çekmiş yemekleri tercih etmememiz gerekiyor. Onun haricinde bol lif almamız gerekiyor. Vücudun çalışabilmesi için, metabolizmanın hızlanması için, kalbin sağlıklı çalışması için lif alımı çok önemli. Bunu da günlük olarak sebze ve meyvelerden, tam tahıl ürünlerinden, yani kuru bakliyat, makarna, bulgur, tam tahıllı ekmeklerden karşılayabiliriz. Bunlara yönelmek, rafine ürünleri bırakmak, obezite ve koruma açısından çok önemli. Yeterli miktarda su içmek ve günlük hareketimizi arttırmak obeziteden korunmak için önemli bir nokta. Günlük olarak yarım saatlik yapılacak tempolu yürüyüşler bizi obeziteye karşı koruyacaktır. Ya da her gün çıkılamıyorsa bile haftada 3-4 gün yapılabilecek 1 saatlik yürüyüş ve koşular bizi obeziteden koruyacaktır. Veya farklı egzersizler, farklı spor dalları da buna eklenebilir. Evet. Bu arada izleyicilerimizden bir soru gelmiş. Bu da çok yaygın bir şeydi. Sabah aç karnına limonlu su içmenin faydası olup olmadığını soruyor. Limonlu sıcak su içmenin. Limonlu sıcak su. Limonlu sıcak su içmek metabolizmayı çalıştırır. Evet, günlük çalışacağın metabolizmamıza bir açılış yapmış olursunuz. Limon
C vitaminidir, antioksidandır, vücudumuzu toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Yağ yakımına direkt sebep olmasa da bu asitli özelliğiyle hızlandırmaya yardımcı olur. Hı hı. Yağ yakımını tetikleyebilir. Sıcak su alınması, metabolizmaya vücut ısısından daha yüksek ısıda bir su verdiğiniz için metabolizma buna adapte olmak için de hızlanır. Sindirim yolunu açmış olursunuz, bağırsakları açmış olursunuz. Bu anlamda rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ancak tansiyon hastalarına bir tavsiyem olacak. Çok fazla limonlu su tüketimi tansiyon düşüklüğüne sebep olacağı için biraz daha dikkatli, düşük tansiyon hastaları özellikle biraz daha dikkatli tüketebilir. Yüksek tansiyonda tansiyonu dengeleyeceği için faydalı olacaktır. Yani burada kişiler aslında kendilerini öncelikle değerlendirmeli. Bir zarar görmüyorlarsa tansiyon. Evet, herhangi bir mide problemi yoksa, hı-hı, özellikle ülser, gastrit gibi mide hassasiyetlerini, mide yaralarında asitli yiyecek ve içecekler zarar vereceği için limonlu suda belki yanmalara ve o yaraların ağrılarına sebep olabilir, mide ağrılarına sebep olabilir. Bu tarz bir rahatsızlığınız yoksa, genel sağlık durumunuzda tansiyon düşüklüğü gibi bir probleminiz yoksa tercih edilebilir. Limonlu suya devam diyoruz. Evet, tercih edilebilir. Ben program konuğum olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda tekrar sizleri ağırlamış oluruz. Çok memnun olurum. Evet sevgili Aztevi Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu VM Medical Park Hastanesi uzman diyetisyen Sayın Burcu Aday'dı. Kendisiyle ağız ve diş sağlığı ve beslenme ilişkisini konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir programda başka konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.